Ne yani? Babamı eve götürmeyecek miyiz şimdi? Evet öyle. Hastane köşelerinde mi sürünecek? Niye hastane köşelerinde sürünsün? Resul dayınızda kalır. Anne, Resul dayı nasıl baksın babama? O zaman ablasına gitsin. Halanız gül gibi bakar ona. Hayır, niye eve götüremiyoruz ki babamı? Çünkü annem evde hasta bakmak istemiyor. İşten kaçıyor anlayacağın. Hayatımda hiçbir zaman işten kaçmadım oğlum ben. Vazifem neyse gereğini layığıyla yerine getirdim. Babama hastalığında bakmak vazifen değil mi? Bakın çocuklar. O sizin babanız. Ama artık o benim kocam değil. Ayrıldık biz. Benim yüzümden değil. O istedi boşanmayı. Adam içeride canıyla uğraşıyor. Sen burada neler söylüyorsun ya? Onun bana ne yaptığını bir bilsen böyle konuşmazdın ama. Ne yapmış babam? Ha, ne yapmış? Söyle de bileyim. Evet. Uyduracak bir yalan bile bulamıyorsun, değil mi? Pekala. Dediğiniz gibi olsun. Babanızı eve götürelim. İyileşene kadar bakalım. Ama sadece iyileşene kadar. Yiyecek bir şeyler hazırladım. Acıkmışsındır. Çocuklar her şeyi biliyor mu? Merak etme. Babalarının bir otel odasında, başka bir kadının koynunda kalp krizi geçirdiğini söylemedim onlara. Sağ ol. Senin için değil, onlar için. Bu çirkin durumla karşılaşmasınlar diye. Nermin, ne desen, ne yapsan haklısın. Sana bunları yaşatmaktansa ölmeyi tercih ederdim, inan ki. Şşş, sus lütfen. O kadınla seni bir arada düşündükçe midem bulanıyor. Ya yaptığım her şey için, sana çektirdiklerim için çok üzgünüm. Ne olur affet beni Nermin. Seni Allah'a havale ettim Behçet ben. Affederse o affeder. İçimde şu kadarcık bir şey kalmadı sana karşı. Ya bunları öfkeden söylüyorsun. İçinde bana bir şey kalmamış olsa böyle bebek gibi bakar mısın bana? En sevdiğim yiyecekleri yapıp getirir misin önüme? Bak Behçet, bütün bunları çocuklarımın mutluluğu hatırı için yapıyorum. Onlar üzülmesin diye. Yemek yapmaya gelince hiç üstüne alınma, bu özel bir şey değil, her gün yapıyorum. Ayrıca Kur'an'da yeri var. Düşküne ve hastaya yardım ediniz. Sevaptır diye. Ah, merhaba kızlar. Geçmiş olsun canım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Girsenize içeri. Yok yok, biz öyle kapıdan bir geçmiş olsun uğradık. Behçet abi dinleniyordur şimdi. Hiç gerek yok. Yok, Behçet oturuyor. Siz girin içeri. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Ne ara yaptın bunları? Valla sıkıntıdan öyle bir tepsi attım fırına işte. Eline sağlık. Afiyet olsun. Çay ister misin Behçet? Yok, çok teşekkür ederim. Behçet abi, belli bir yaştan sonra yediklerimize çok dikkat etmemiz gerekiyormuş. Bu kalp krizi var ya, hep kolesterolden oluyormuş. Yani tabii sen doktorsun, benden çok daha iyi bilirsin ama... Nasıl oldu öyle, aniden mi oldu? Yani bir şeye falan mı heyecanlandın? Yok. Heyecanlanacak bir şey yoktu orada da. Yani ya sen hiç
fark etmedin mi Behçet abi ya? Allah'tan ilk müdahaleyi yapmışlar ama. Kimdi ilk müdahaleyi yapan? Doktor bir arkadaşımla birlikteydik. Çok büyük şans, büyük şans. Çok şanslısın vallahi. Ya sorma. Çok şanslıyım. Biz kalkalım artık hasta ziyareti. Az olur değil mi? Ah! Yasemin yandın mı? Yok yanmadım ya. Zaten şeydi. Soğuktu zaten. Dur içeriden ben sana bir şey getireyim. Üstünü değiştir. Yok yok canım ben evde hallederim bunu. Geçmiş olsun Behçet abi. Çok teşekkür ederim sağ olun. Behçet abicim geçmiş olsun. Teşekkür ederim sağ olun sağ olun. Kızlar ben sizi bir geçireyim. Ondan sonra etrafı toplayıp eczaneye gideyim. Behçet'in ilaçlarını alayım. Tamam görüşürüz bir şey olursa söyle. Tamam canım sağ ol. Tamam. Geçmiş olsun tekrar. Görüşürüz. Ayaklarınıza sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.